Evet, yıldırmaya, hukuksuz tutuklamalarınızla korkutmaya, işsizlik ve yoksullukla sindirmeye çalışsanız da gelecek bizim, gelecek gençlerin değerli milletvekilleri. Bu ülkede gençler işsiz, yoksul, baskı altında özgür değiller. Özellikle üniversite eğitimi o kadar niteliksiz ki gençler diplomalarına uygun iş bile bulamıyor. Saygı görmüyor gençler, uyuşturuluyorlar ve bu ülkeden gitmek istiyorlar çünkü mutsuzlar. Gençler bu hükümetle yandaşlığa, mafyacılığa ve emeksiz kazanmaya teşvik ediliyorlar. Saraya göre ise işsizlik yok, iş beğenmeyen genç var. Saraya göre üniversite binadan ibaret, mezunlarının da iş bulmasına gerek yok. Cebinde akıllı telefon olan herkes zengin, işsizliği, yoksulluğu, liyakatsizliği ve bu rezil torpil düzenini gençler abartıyor. Ya saraya göre ifade özgürlüğü yok, kendilerinden olmayan herkes zaten düşman. Saraya göre beyin göçü zaten yok çünkü gezmeye gidiyorlar. Değerli milletvekilleri, gençlerin derdi sarayın da bu tabela bakanlığının da umrunda değil. Miadını doldurmuş bu anlayışla ülkemiz yeterince vakit kaybetti. Ben de kaybetmek istemiyorum. Bakın bu ülkenin gerçek bir gençlik bakanlığına ve bir de gençlik bakanına ihtiyacı var. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bizim önceliğimiz garantili uçuşlar, garantili hastaneler, cukkalı ihaleler değil gençler olacak gençler. Gençleri mutsuz ve umutsuz yaşatma konusunda 20 yıldır imkansızı başaran hükümetin aksine bizimle gençler de, üniversiteler de özgür olacak. İlk iş yok kalkacak. Biz uyuşturucu baronlarıyla boy boy pozlar vermeyeceğiz değerli milletvekilleri. 15 yaşında evlendirilmek, 20'sinde öldürülmek, 21'inde üniversite diplomasıyla inşaatta çalışmak geçmişte kalacak. Önceliğimiz beton değil, önceliğimiz yandaş değil, insan çünkü. Gençler devlet yurtlarında market deposunda yaşar gibi istiflenmeyecek artık. Hijyenik koşullar ve yemek hayati tehlike yaratmayacak. Üniversitelerdeki barınma sorununu en geç bir yıl içinde çözeceğiz. Bu ülkenin gençliğini cemaat ve tarikat yurtlarına sizin yaptığınız gibi asla mahkum etmeyeceğiz. Gençler bizim bugünümüz, aynı zamanda da geleceğimiz. Bunun için kaynak var. Yandaşlarınızı muaf tuttuğunuz vergiler bile yeter değerli milletvekilleri. Bakın bakan yardımcınızın sadece emlak konut üzerinden aldığı bir aylık ikinci maaşıyla yaklaşık 24 öğrencinin geçinebileceğini biliyor muydunuz? Ya da 2021 Sayıştay raporuna göre bakanlığınızın 2,5 milyarlık açığıyla 245 bin öğrenciye daha kredi imkanı sağlayabilirdiniz biliyor muydunuz? Peki bu ülkede 2000 yılında %13 olan genç işsizliğinin bugün %24 seviyesine geldiğini, üniversite enflasyonunda Avrupa'da bir ilke imza atarak İşsiz üniversite mezunu oranının işsiz ilkokul mezunu oranından daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Ülkede mutsuzum diyen genç oranının 2003'te 7,8 iken bugün %20'lerde olduğunu biliyor muydunuz değerli milletvekilleri? Gün aşırı bir genç geçim zorluğundan, baskıdan intihar ediyor ya. Peki umrunuzda mı? Umrunuzda mı? Hayır. Çünkü sarayın duvarları yüksek, kalın pencereleri yüksek. Gençler sayenizde anayasal haklarını kullanmaktan, konuşmaktan, yazmaktan, neredeyse yaşamaktan korkar oldular ya. Biz gençlerin sorunlarına sizin yaptığınız gibi baskıyla cevap vermeyeceğiz. Bizim iktidarımızda gençler özgür olacak, özgür. Sosyal medyada paylaşım yaptığında, üniversitede bir kulüp açtığında, barınamıyorum dediğinde ya da siyasi fikrini ilan ettiğinde suç işlemiş sayılmayacak değerli milletvekilleri. Bizden değil diye kimsenin bursu kesilmeyecek. Konserler tamamlayalım lütfen.
Konserler, festivaller yasaklanırken ölü taklidi yapanların aksine bizim dönemimizde gençler eğlenecek. Gerçi siz yine anlamayacaksınız ama alenen mizah da yapabilecekler. Araştırmaya bile tenezzül etmediğiniz beyin göçünü de gidenleri suçlayarak değil, giderlerse gitsinler diyerek hiç değil, gidenlere imkan yaratarak biz çözeceğiz değerli milletvekilleri. Biz çağa uygun yüksek yetenek inşasından bahsediyoruz. Bu öyle bütçede gençliğe binde ikilik pay ayırarak sizin yapmayı bırakın hayal bile edebileceğiniz bir şey değil. Genç girişimciler için gençlerin teknolojiyle buluşması, hatta o teknolojiyi üretmesi için gerekli bütçeyi biz yapacağız değerli milletvekilleri. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bilimin, teknolojinin ve üretimin peşinden giderek istihdam... Evet, ilave süreyi verdim. Kimseye vermedik bu akşam. Eşitlik ilkesine aykırı. Gençlere de böyle hazır konuşma şeyi yok. Son cümleyi tamamla, tutanaklara geçsin. Açmadım kimseye. Peki, açıyorum. 30 saniye. Konuşmacı olduğun için. Senden sonra bir kişi var sadece. Değerli milletvekilleri, gençlere bu ülkede yeterince zaman kaybettirdiniz. Bir kuşak sizinle çocukluğunu da gençliğini de kaybetti ama yarın bizim ve biz hazırız. Nazım'ın da dediği gibi bu memlekette, bu davette, bu yüzyılda bizim, size güle güle. Teşekkür ederim.